Evet Sayın Başkan, şimdi Karaköy Zürafa Sokak'tayız. Burası tabii Beyoğlu tarihinde, İstanbul tarihinde önemli bir yer. Genel evlerin bulunduğu sokaktayız ama burası son 2 yıldır da terk edilmiş ve metruk bir haldeydi. Şimdi siz önemli bir kültür ve sanat projesi başlatacaksınız bu sokakta. Bu metruk binaların restorasyonunu da içeren sanıyorum. Genel çerçeveyle önce bir değerlendirmenizi istiyorum bu projeyi, sonra detayları soracağım. Evet, Beyoğlu, Alageyik, Zürafa Sokak ve Kadem Sokak genel evlerin bulunduğu sokaklar olarak bilinir. Ve artık buraların dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu bir kültür dönüşümü, kültürel bir dönüşüm. 20 Aralık 2021 itibariyle bölgede Matit Manukyan'ın varislerinin bize ulaştırmış oldukları, avukatları vasıtasıyla ulaştırmış oldukları iyi niyet mektupları, bizim de burayı dönüştürme düşüncemiz ve irademize destek oldu ve birlikte arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık ve kültürel bir dönüşümü Zürafa Sokak'ta, Alageyik Sokak'ta ve Kadem Sokak'ta olmak üzere başlatmış bulunuyoruz. Burası aynı zamanda Galataport ve Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan Galip Dede Yokuşu'ndan, Galata Mevlevihanesi'nden, İstiklal Caddesi'ne, oradan İstiklal Caddesi Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan Beyoğlu Kültür Yolu. O aksın bir parçası olacak. Evet, bir parçası bu olacak. Hemen çünkü bunun 100 metre ilerisinde Galataport var. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Galataport. Galataport'un hemen yanı başındaki bu yer artık Türkiye'nin, İstanbul'un, Beyoğlu'nun kültürel yapısını yansıtacak mekanlarla olması lazım. Bu da çağdaş sanatlar, sanatın farklı türleri olacak. Tabii ki mülkiyet her şeyden önce, altını çizerek vurguladığımız, Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Herkesin mülkiyet hakkı teminat altındadır. Mülkiyet hakları, oradaki veraset iddiaları, onlar bizim konumuzun dışında. Biz buradaki sokağın fonksiyonunu değiştiriyoruz. Artık burası genel ev olarak faaliyet göstermeyecek diyoruz. Peki Sayın Başkan, burada kaç ev var? Bizim tapu kadastro, daha doğrusu Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün bize ulaştırdığı bilgiler, tabii ki yine resmi kayıtlar, tapu kayıtlarıdır. 37'si Matit Manukyan varislerine ait olmak üzere toplam 42 evin burada olduğu ifade edildi. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tekrar ediyorum, mülkiyetteki tasarruf hakkı maliklerine aittir. Orada bizim bir iddiamız yok. Ama sokağa bir fonksiyon yükleme, bundan sonra bu sokağın işlevi konusunda, konsepti, tarzı, burada var olacaklar konusunda bir irade ortaya koymuş bulunuyoruz. Ve burası artık kültür sanat mekanı, Beyoğlu Kültür Yolu'nun, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde bundan sonra etkinliklerin yapıldığı duraklardan biri olacak. Elbette ki kafeler, gençlerin gelip farklı tarzda sanatın olduğu bir anlayışla. Genelde bir kurul oluşturmayı da düşünüyoruz. Dünyada genel evlerin bulunduğu yerler, mekanlar, sokaklar, caddeler veya mahalleler nasıl dönüşmüş? Bununla ilgili tabii ki şahsi okumalarımız var. Ama tarihçilerden, üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden, burada kadın sivil toplum örgütleri, sosyal bilimler anlamında sivil toplum örgütlerinden, iş insanlarından, fikir insanlarından, elbette ki bölgedeki esnaftan, maliklerden ve buranın maliklerinin de bulunacağı bir kurul, özel bir kurul oluşturacağız. Çok kapsamlı bir kurul olacak, evet, herhalde. Evet, hemen Ocak ayından sonra da buna başlayacağız. Burayı hangi fonksiyonlarla, dediğim gibi mülkiyet hakkı, onun altını tekrar çiziyorum. Yani senin mülkiyetin budur. Bir imar planlaması yapılacak burada. Mevcut bir imar planı var. Burada vatandaşın hukukunu koruyacak, oradaki mülkiyet hakkını koruyacak bir fonksiyon değişikliğine gideceğiz. Ve bu kültür sanat ağırlıklı olacak. Evet. Sayın Başkan, anladığım kadarıyla bu projenin başlaması aslında Manukyan ailesinin bu size ulaştırdığı mektupla oldu. Şöyle, biz pandemi ilan edildiğinde, orayı da yani sürecin 2 yıldır kapalı olduğuna dair bilgiyi de paylaşalım. Pandemi ilan edildiğinde normal bu tür yerlerle ilgili
İl ve ilçe hepsi sıra kurulu kararlarıyla. Kapatma kararları. Kapatma kararları aldık. Kaymakam, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bizim olduğumuz ve diğer üyelerinin olduğu. Üyelerimizle bir ilçe ve ilçe sıra kurulu kararıyla buraları kapattık. Ve 6 ayda bir de o kapatma kararlarını yeniledik. En son Ekim ayında, Ekim'in 20'sinde, yani bundan 2 ay önce, tekrar ilçe sıra kurulu kararını imzalarken artık buna nihai bir çözüm bulma zamanı geldi diye kararı yani vermişti. Yani burayı aslında hep kapalı kalması yönünde. Yok, yani bir dönüşümü ayrı, hani böyle kapalı, bir daha kapalı. Yani bu değil de artık hani genel evleri açılacak mı orada veya işte tekrar mı kurul kararıyla devam etsin bu? Pandemi bittiğinde ne olacak sorusu. Tabii zihnimizde burayı kültürel bir dönüşüm konusunda fikrimiz, ailenin de fikri, yani ailenin de orada mirasçılar üçü şu anda bize, üçünün avukatı, bir varisin daha olduğu söyleniyor. O mahkeme, hukuk. Torunlar galiba değil evet, mi? Evet, Matit Manukyan'ın oğlu Keropa Çilingir'in varisleri. Evet, arada Matit Manukyan'ın oğlu var, oğlunun varisleri. Ama biz daha çok Matit Manukyan tanındığı için onun varisleri olarak, arada da onun başka varisi olmadığı için oğlunun dışında otomatikman hukuki olarak da çok yanlış bir ifade değil. Hukukçu olduğum için onu da söyleyeyim. Çok mirasçı o sonuçta. Hı hı. Ve avukatlarıyla bir görüşmemiz oldu. Görüşlerinin bu olduğunu, burayı kültürel bir dönüşüm konusunda bizim irademizle onların varislerin iradesi aynı olunca karşılıklı iyi niyet mektuplarını, onlar bize bir mektup ulaştırdılar. İyi niyet mektubu, buranın kültürel dönüşümü konusunda destekçi olacaklarını, her türlü bu anlamda maliyeti üstlenebileceklerini ve bundan sonra da yapılacak olan çalışmalarda belediyemize her türlü yardımı yapma konusunda ön alma, ön açma anlamında karşılıklı iyi niyet mektuplarını teati ettik ve dün de bunu bütün milletimizle, basın mensuplarımız vasıtasıyla paylaşmış olduk. Hayırlı olsun. Yani Beyoğlu'nun 200 yıllık bir tarihi 20 Aralık 2021 itibariyle aslında bir dönem kapandı. Bir dönem kapanmış oldu. Bir dönem 200 yılı aşan bir. Çünkü tarihi olarak baktığımızda 1812'de bir veba salgını olduğunda bölgedeki genel evlerin kapatılması gündeme geliyor. Çünkü vebanın doğuş sebebinin buralardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Tabii daha sonra legal, illegal tekrar öncesinde de olduğu söyleniyor. Yani tarihçiler tarafından kayda düşülmüş işte şurada bu tür yaşantılar var diye. Ama bir genel ev vakası ve bunların kapatılması ile ilgili süreç 1812 yılında gündeme geliyor. Daha sonra 1884'te, o aradaki 50-60 yılda tekrar legal, illegal yapılanmalar oluşunca 1884 yılında bir talimnameyle genellerin açılabilmesine ruhsat veriliyor. Yani bunlara ruhsat verilebileceğine dair. Ve Cumhuriyet 1900'lü yılların başı, 1915'li yıllarda tarihçiler rakam da veriyorlar. Şimdi ben o rakamları da detaya boğmak istemiyorum. Fakat ilginç bir detay şu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldıktan hemen sonra kanun metnini görmedim ama yine bir tarihçiden alıntı yaparak söylüyorum. İlk çıkan kanunlardan biri, yani 23 Nisan 30 Nisan'da Frengi Kanunu diye bir kanun meclisten ihdas ediliyor. Ve hatta itirazlar da yükseliyor. Yani Müslüman da var burada, gayrimüslim de var. İşte Müslüman kadının vücudu, onun işte incelenmesi vesaire, muayeneye tabi tutulması, bununla ilgili o Frengi Kanunu'nda bir takım hükümler var. O tartışılıyor. Enteresan yani, o dönemde bile konuşulan. Şimdi 1812-2021 yaklaşık 200 yılı aşan bir süre. Dün itibariyle 200 yıl sonra kapanmış oldu. 210 yıl. Zürafa Sokak, evet. Evet. Tabii zürafa, zürafa hayvan ismi. Zannediyorum dönemin yetkililerinin koydukları aslında yanlış bir isim. Buranın ismi daha doğrusu Osmanlıca zürafa
oradaki E'dir. Zürafa diye ama zürefadır. Zaman içerisinde o anlam kayması olmuş. Hı hı. Böyle çok konunun bilmişi gibi değilim. Ama sonuçta 2-3 ay zihnimde burayla ilgili düşünceler oluşurken tarihini de bilmek durumundaydım. Zürafa da şeyde lezbiyenlik olarak, hı hı, Osmanlıca karşılığı o. Dönüştürülürken böyle bir masumiyet, bir hayvan ismi verelim diye zürafa olarak konmuş. Diğer bir yanlış tanımlama, bu da bilinsin diye, yani ilk defa belki burada da söyleyeceğim. Bu kerhane sözü kullanılır genel evler için. Bunun da Farsça kerhaneden geldiği yanlış bir bilgidir o. Yani iş, buralar işletmedir. Dolayısıyla kerhanedir, fabrikadır, iş yeridir. Burada çalışanlar da işçidir. İşte burada para kazanılır diye, kar getirir diye. Değil. İşte zamanla işte E harfi düşüp kerhane olmuş. Dolayısıyla gene anlam aynıdır. Değil. O da kelimenin kökeni Arapçadır. Kerih sözünden gelir. Kerih tiksinti verici şey, iğrençlik verici şeydir. Yani ikrah kelimesi de aynı manada. Ve dolayısıyla kerih, i harfi düşmek suretiyle kerhane olarak zaman içerisinde o kelime de kullanılmış. Ama umumi hane veya umumhane genel ev olarak tarif edilmesi daha yakın zamanlarda olan kullanım. Ama bütün bunların hepsi, bu detayları vermemin gerekçesi de bütün bunlar dün itibariyle, yani 20 Aralık 2021 itibariyle kapanmış oldu. Peki ismin, sokağın ismi aynı kalacak mı yoksa değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle. Yani ismi de tarihe gömecek miyiz? Yok. Düşüncemiz şu, az önce ifade ettim. Özel bir kurul. İşte dünyadaki uygulamaları nasıl olmuş? İsmi korumuşlar mı? Tabii iki yıldan fazladır biraz metruk vaziyette. İşte onu da soracağım. Yani bu hale nasıl geldi Sayın Başkan burası? Şöyle yani iki yıldır yağmalanmış bir görüntü var. Yani şöyle işte sağından soluna burada bir ana kapısı var. Zamanında burası tek giriş kapısıydı. Hı hı. Polis kontrolünden buraya girilebilirdi. Yine çalıştığım yerden anlatayım. Yani fotoğrafla girmek yasaktı. Delici kesici aletle girmek yasaktı. Sarhoş girmek yasaktı ve 18 yaşından büyük olmak gerekirdi. Onları kontrol eden bir polis kapıda, hı hı, bulunurdu. Şimdi tabii bu veraset mevzusu bir taraftan, yani mülklerle ilgili. Diğer taraftan bir kayyum var pandemi, çünkü galiba. Evet, şu anda bir kayyum var. Tereke memurluğu. Manukyan mülkünde bir kayyum, evet, var. Evet, Kerepe Çilingir'in varisleri arasında bir mahkeme süreci var. Yine bu açıklamalarımız o hukuki çerçevenin dışında, onu tekrar söyleyeyim. Tabii hukuki süreç pandemi, pandemide buranın işlevsiz hale gelmesi. Tabii biri gelip içinden bir şey alıyor. Demirine, hurdasına, sağına, soluna musallat olanlar olduğu bilgisi de bize ulaşıyor. O çerçevede dün de fikirler ulaştı. İşte buranın belli eşyalarının müze olarak kullanılması, değerlendirilmesi. Çünkü bazı şeyler de duruyor, eşyalar da. Evet, yani kullanılan eşyalar ben biraz var. Şöyle gezdim, hani kıyafetler, var, burada çalışan, evet, kadınların, evet, işte gardıropları vesaire falan, evet, ayakkabıları, terlikleri, çorapları vesaire. Evet. Arkadaşlar da dün fotoğraflarını çektiler. Sağa sola atılmış evraklar var. Onları da görüyoruz. Onların da muhafazası için arkadaşlara tembihliyoruz. Polis şu anda var, bir görevli var, kayyumun görevlendirdiği biri var. Bu saatten sonra bir belgesel çekimi konusunda bir hazırlığımız var Beyoğlu Belediyesi olarak. Yani buranın bu haldeyken, yani metruk haline dokunulmadan. Ya öncesini artık filmlere konu oldu, Yeşilçam'a, evet, konu oldu. Kusura bakma kardeşim, ben kerhaneyi arayayım. Nerede olduğunu bilir misin? Sabah ne yapacaksın orayı? Bizim eski avrat oradaymış. Oradan belki öncesi verilir. Bizim arkadaşlar, hı hı, şu anda bu haliyle etrafını da görüntülemek suretiyle. Onu da Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi olarak şu anda bir çekim belgesi yapacaklar. Yani belediye olarak değil ama biz onu da, hı hı, bir arkadaşı görevlendirdik. Bir belgesel çekimine izin verdik. Çünkü o tarih sonuçta. Yarın tarihçilere de ışık tutması bakımından önemli. Beyim kusura kalma. Memleketine yeni ayak basmışım. Kerhane de senin hudutların içinde midir? Ne dedin?
Ama isimlerin korunması konusu, yeni isimlerin değişecekse ne olması konusu, bütün bunlar o oluşturacağımız kurul. Çünkü buranın bilinen de bir ismi bu. Hı hı. Kötü bir namı var veya kimsenin zikretmek istemiyor. Onun için sordum. Acaba tabii, namdan dolayı isim değişikliğine gidilebilir. Yani işte oradaki görüşler biz de dediğim gibi 2-3 aydır kendi aramızda değerlendirirken yani şu anda 17-18 yaşındaki gençler bu tür yerleri belki de bilmiyorlar. Yani gelmemişlerdir. Onlar için Zürafa Sokak belki hiçbir şey ifade etmiyordur. Ama belli bir yaşın üstündekilerin bildiği. Burada çalışan bölgedeki insanlarından Zürafa Sokağı'nın oradayım. Aa orada mısın diye veya Yüksek Kaldırım'dayım. Senin orada ne işin var gibi. İşte Karaköy'de işi olanlara Karaköy'de ben oraya gelemem diye. Bunlar hep etrafımızdan duyduğumuz ticaret yapan insanların özellikle. İşte buradaki ticari hayatta olumsuz etkileri varsa onları değerlendireceğiz. Ama bu bahsettiğim o geniş kapsamlı kurulun birlikte alıp istişarelerle alacağımız bir karar. Ortak bir akılla o kararı almamız lazım. Evet. Şimdi burada 40 küsür bina var dediniz. 42. 42, 37'si de Manukyan ailesine Manukyan ait dediniz. Evet. Peki ama bildiğim kadarıyla tescilli binalar da var. Mesela şu hemen yanımızdaki binada galiba tescilli. Bunlar korunacak galiba ama diğer binalar nasıl? Yıkılacak mı? Hani mülkiyet hakkı da korunacak ama tamamı yıkılacak mı? Burası Hı-hı. bir açık hava müzesi halinde mi haline mi getirilecek? Kafanızdaki proje nedir? Şimdi dediğim gibi kurulla beraber alacağımız Hı-hı. kararı esas alarak söylüyorum ama belediye başkanı olarak yapmamız gerekenler var. Oraya cevap vereyim. O kurulun bir üyesi veya SEK ve idarecisi olarak değil. Belediye başkanı olarak şu anda 2-3 binanın riskli yapı, yani sakat bina raporu tutulmuş vaziyette. Evelemir'de bunların yıkılmasıyla ilgili bir süreç. Şu anda resmi muhatap olarak kayyum. Oraya bir yazışma süreci var. Bunların yıkılması, yani kayyum tarafından, eğer belediye tarafından yıkılacaksa ücretlerinin onlara ödetilmesi gibi kanun metni var. Hı hı. Ve önümüzdeki günlerde bu resmi süreler, prosedürler yerine getirilmek suretiyle birkaç binayı yıkmayı düşünüyoruz bu sakat binalardan. Tescilli yapılar var birkaç tane. Hemen yine arkamızda bir sinagog var. Evet. Bunun hemen karşısında bir kilise var. Yine sokağın hemen sağa doğru ilerlediğimizde Alageyik sağda bir sinagog var. O kilisenin birisi de galiba yine Manukyan ailesine ait değil mi? Şöyle yani... Mülkiyet olarak tam mülkiyet onundur şeklinde ibadethanedir o. Hı hı. Yine tarihi rivayetlere göre burada çalıştıran kadınların ibadetlerini yapabilmesi için yapılmış bir küçük kilise olduğu anlatılır. Aile onu da restore ettirme konusunda şifahi taahhütleri, beyanları oldu. Biz tabii tescilli yapıların zaten bölge tarihi ve kentsel sit alanı burası. Sadece burası değil, bütün bu tür yapıların aslı korunarak veya aslına uygun restore edilerek mümkün olabiliyor. İfade edildiğine göre bu bir eksik bir fazla olabilir ama üç yapının tescilli olduğu bize bilgisi verildi. Bir tanesinin duvarının, giriş duvarının tescilli olduğu söylendi. Bunlar teknik konular. Anıtlar Kurulu sonuçta nihai raporlarını, kararlarını verecek ama bir taraftan restorasyon, diğer taraftan yeniden fiziki bir dönüşüm. Takriben 10-15 gün, dediğim gibi bir gün iki gün öteye sarkabilir ama bir fiziki dönüşüm ve de yine değerli basın mensuplarını davet edip kamuoyunu bilgilendireceğiz. Fiziki dönüşüm de başladı deyip birkaç binayı yıkıp daha sonra tabii yine aile al bu binaları yık diyeceğiz. Yani bu binaların sakat. Hı hı. O da yine o ikili görüşmelerimizde avukatlarının beyanına göre kendilerine ait binaları kayyum yıkıp... Kayyum nezaretinde olacak herhalde bütün bunlar. Şöyle kayyum tabii teknik olarak sakat olan bir binaya bu sakat değildir demeye kimsenin yetkisi yok. Yıkım işlemlerinde muhatap o. Hı-hı. Zaten görünen de bir hal var. Mülkiyet hakkında bir devir işlemi de olmadığı için sakat binanın neticede mülkiyet hakkı vakit almak suretiyle üzerindeki yapının yıkılarak yeniden dönüşümünde ifade ettiğim gibi sokağa bir fonksiyon yükleyeceğiz. Hı hı. Yani diyelim burayı bir müze yapmak isteyebilir aile. Buraya bir kültür kafe açabilir, kitap kafe açabilir. Efendim küçük bir tiyatro salonu açılabilir.
Ve bugün duyan bir ismen tanıyacağınız biri, o hanımının bir dans okulu olduğunu, onunla ilgilendiğinden bahsetti. Bu tabii bizim belediye olarak ancak yönlendirme, tekrar söylüyorum, bir fonksiyon, bir konsept. İşte Beyoğlu Kültür Yolu üzerine gidebilecek kültür, sanat, turizm bu anlamda. İşte gelen turist burada Türk kültürünü görsün, etsin. Bu anlamda mekanların olması bizim şu anda öngörülerimiz. Bunlar hem o kurulda hem mülkiyet, imar durumu planlanırken ileri süreceğimiz görüşler, planlamayı bu çerçevede yapacağız. Finansmanlı yine ailenin, tabii. Değil mi? Yani tabii, bütün tabii. Bu binaların restorasyonu tabii, vesaire tabii. Onların. Mal kimisi onun tabii yani. Hı-hı. Mülkiyet onun. Yoksa burada dediğim gibi bir kamulaştırma yok. Mülk sahipleri kendileri. İradeleri de bu yönde, dönüşüm konusunda fikirlerinin bu olduğu. Evet, hı-hı, biz de artık orayı kültür sanat olarak dönüştürelim. Her türlü buranın yıkımı, harfiyatının alınması, götürülmesi. Yani düşünün, kendi mülkünüz var, içerisinde eski bir ev var. Hı-hı. Yıkıp yeniden bir şey yapacaksınız. Burada Beyoğlu Belediyesi'nin finanse edeceği herhangi bir... Hiçbir kuruş. Yani bir kuruş belediyeden çıkmayacak burada. Sadece yönlendirici olacak, yönlendirici, yol gösterici, imar organizasyonu. Evet, aynen öyle. Evet. Dün olduğu gibi yani buranın, hı-hı, artık... Garantör olabilir belki yani hani... Ya şöyle dediğim gibi diğer iş yerleri olanlar var. Bölgede hemen karşımızda mekanları olanlar var. Biz, hı hı, o mekanlara, o mülkiyetlere dokunmadan, bu zaten belediyelerin görevi de budur. Yani bir planlama yaparlar. İşte çok böyle teknik bir bilgi değil ama konut, ticaret artı konut, kültürel tesis alanı. İşte bu tür alanların planlanmasını belediyeler zaten yaparlar. Bu bölgede de kültürel tesis alanları, burayı kültür, turizm, sanat, bu anlamda bir fonksiyonlandırma, bir imar. İmar planı düzenlemesi mi yapılacak, evet, şimdi ya, buraya? Teknik tabiri o. Hı-hı. Zaten mevcut var. Mevcutta bir fonksiyon konut yüklenecek. Alanı mı? Nasıl imar planı? Değil, aslında yok. Bölge ticaret artı konut şeklinde. Hı-hı. Buradakiler de o anlamda ticaret olarak zaten değerlendirilmiş. Yani, hı-hı, ev diyoruz ama... Evet. Sonuçta buradaki şöyle dolaşırken bile görüyorsunuz, defter atılmış, muhasebe kayıtları var. Düşün, burayı işleten veya büyük sahibi Manukyan 6 yıl üst üste Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu. Yani Türkiye'nin en büyük holdinglerinin hatırladığım kadarıyla böyle birkaç kat üstünde de vergiler ödeyen bir... Yani o anlamda burası ticarethane olarak görülmüş. Ve şimdi de dediğim gibi... Ticaretten ziyade kültür sanat tarafıyla biz ilgileniyoruz. Bir imar planı değişikliği de yapılacak o zaman. Yani dediğim gibi o kurul, kurulun o kurul yani şimdi ailenin burada yapmayı düşündüğüne bizim mevcut imar planımız el veriyorsa zaten problem yok. Yani kimsenin şahsına uygun bir imar, hı-hı, planı yapılmaz. Hı-hı. Biz sokak, yani Alageyik sokaktan bahsediyoruz, Zürafa sokaktan bahsediyoruz, Kadem sokaktan bahsediyoruz. Bütün bu sokaklarla ilgili kültürel bir dönüşüm. Yok, sosyal bir dönüşüm tarafı bunun olacak ama Galataport'la beraber, Beyoğlu Kültür Yolu'yla beraber buranın konseptinin, fonksiyonunun değişmesi yönünde karşılıklı bir niyet var. Bunu değerlendireceğiz. Yani bundan şu andaki imar planı da mani değil, var zaten. Ama bunun en güzel dünya standartlarında diyelim, burada bir müze açılacaksa, bir sanat galerisi açılacaksa, buna mani bir halinde olmaması lazım. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Kurul belli mi? Kurul üyeleri, yok, kimler, hayır, olacak? Yok, hayır. Dediğim gibi üniversiteler diyoruz. Bölgemizdeki bir üniversite, birkaç üniversite. Hı hı. İş insanları. Ben bu konuya ilgi duyuyorum. Fikrim var. Yurt dışında örneklerini gördüm diyenler. Bir davette bulunacağız. Üniversitelerimizin rektörlerinden. Temsilcilerini gönderecekler. İş insanlarımızdan, gazeteci yazarlardan. İlgi duyan örgüt, sivil toplum örgütlerinden. Aslında bu da bir çağrı galiba, değil mi? Tabii, şu anda yaptığımızda, evet. Fikri, evet, olan da bize de bu fikri, aynen, bizimle tabii, bu fikrini, tabii, paylaşsın diyorsunuz. Daha net de yapacağız. Yani çerçeveyi şu anda sizin programınızla beraber bu çağrıyı da yapmış oluyoruz. Dün de aynı şekilde ben bu kurulda yer alıp fikrimi söylemek istiyorum diyenlere kapımız açık olacak. Hı hı. Tabii devletimizin ilgili bakanlığı, valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemizle birlikte bu süreci birlikte yöneteceğiz. Akabinde de dediğim gibi bir fiziksel dönüşüm olacak zaten. Bütün bunlar el birliğiyle, vatandaşın da işin içinde olduğu, buradaki maliklerin de işin içinde olduğu, etraftaki
esnafın, iş insanlarının da işin içinde olduğu geniş kapsamlı, şöyle bir iki yıl içerisinde buranın derlenip toparlandığı bir sokak hayal ediyoruz. Tam zamanı soracaktım. Bir iki yıl dediniz. O bir iki yıl tamamlanma süreci mi? Hayır. İnşa süresini diyemem ama buranın dediğim gibi... Yani ne kadar sürede fiziken başlamayı düşünüyorsunuz? Şöyle, bu benim başlatacağımdan ziyade karşı tarafta dediğim gibi varisler arasında bir ittifakın olması lazım. Birden fazla malik var. Az önce bahsettik 37, 5-6 tane de diğer taraf. Diğer maliklerle bir iletişiminiz var mı? Arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Onlarla da görüşeceğiz. Sonuçta dediğim gibi tapuda malikler. Ama bu sokağın bundan sonra daha önceki fonksiyonunda aynı işlevi gören bir sokak olmadığını onların da biliyor olması lazım. Ya artık geriye dönüş yok, yok bundan sonra. Geriye dönüş yok. Kültür sanat sokağı. Kültür sanat sokağı olacak. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun vesileyle. Duyurmuş olduk. Bir kez daha 200 yıllık Zürafa Sokak ve Alageyik Kadem Sokakların eski işlevlerini sona erdirip yeni bir fonksiyonla inşallah zamanın ruhuna uygun bir şekilde hayata geçireceğiz. Kültür Sanat Sokağı olacak. Planlamamız bu şekilde. Bir devri kapattık diyorsunuz. Bir devri kapattık. Evet. Hayırlı olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.